Bismillahirrahmanirrahim. 2018-2019 yeni müfredata uyumlu Arapça 11. Ünite 1. Ünite 1'de çeşitli bölümlere ayrılmış. İçerisindeki birinci bölümdeyiz şu anda. El-İslamu vel-İmanu. İslam ve iman. Bu bahsi okuyacağız. Diğer videolarda diğer bahisleri de inşallah işleyeceğiz. El-İslamu vel-İmanu. İslam ve iman. 1. İstemi'ye, dinle. İlel kelimati, kelimeleri dinle. Sümme, sonra. Va' koy, yerleştir. Da'irate havlel kelimeti. Elleti tesme'uha. Var koy. Neyi koy? Daireten bir daire. Mesela bir yuvarlak çiz. Nereye? Havlel kelimeti. Kelimenin etrafına bir yuvarlak çiz. Elleti o kelime ki tesme'u, sen dinliyorsun ha onu. Yani hangi kelimeyi dinliyorsan, duyuyorsan o duyduğun kelimeyi çiz. Örnek. El-İslam. İslam kelimesini çiz. El-Akıl. Akıl kelimesini çiz. El-İcmal. İcmal kelimesini çiz. Gibi. Bir defa okuyalım bunları. El-İslam, el-İman, el-İhsan, el-Tasdik, el-Te'abbud, el-Te'dil, el-İkrah, el-İcmal, el-İkrar, el-Kalb, el-Sem'i, el-Akıl. Manalarını da verelim. İslam, İslam bir din. Tam manası daha sonra gelir belki. İslam kelimesi esleme, yüslimu, İslam kökünden, yani ifal babından mastardır. Dolayısıyla teslim olmak. Kendini Yüce Allah'ın kurallarına teslim bırakmak. El-iman, inanmaktır, inançlı olmaktır. El-ihsan, iyilikte bulunmak. Bu da ehsene, yuhsunu, ihsan, yine mastardır. İman da öyle. E'mene, yu'münü, imanun, imanun, iman, iki şekilde de olur. B şıkkındakiler et-tasdik, saddaka, yusaddiku, tasdik. Bu da tef'il babından mastardır. Tasdik, onaylamak. Yani çokça onaylamak. Et-te'abbud. Te'abbud kelimesi ibadete meşakkatle önem göstermek. Yani meşakkat bir zorluk olsa da yine de ibadete özen göstermektir. Et-te'dil, adaletli bulmak, düzgün bulmak. Bir hadis ilminde ravinin zapt ve adaletinin iyi olduğunu ortaya koymak. Ta'dil ve cer ilim, yani bunlar bu kelime esasen ta'dil kelimesi bir terimdir. T'de el-ikrah, ekrahe, yukrihu, ikrah. Bu da ifal babından mastardır. Zorluk, zorlamak manasına geliyor. El-icmal, icmal de ecmele, yücmülü, icmal. Bu da ifal babından mastar olur. Toplam, genel olarak. El ikrar, ekrara, yukriru, ikrar. Bu da ifade etmektir, söylemektir. İfal babından bu da mastar. Sonuncu şıkta el kalp, kalp bir organ. Es sem'i, işitmek demek. Semi'a, işitti. Sem'i, işitmek, mastar. El akl, akıl. 2. İstemi'i ile terakibi, terkipleri, yani cümleleri dinle. Sümme, sonra e'idha, onları tekrar et. İstemi'i ile terakibi, sümme imle, sonra doldur el feraga, boşlukları neyle doldur peki? Bir kelimetil münasibeti, münasip bir kelime aracılığıyla boşlukları doldur. Et tasdigu bi nokta nokta nokta. Tasdik neyle olur yani? Tasdik onaylamak ya akılla olur, ya lisan ile olur, ya da kalp ile olur. Onaylamak. Onaylamak kalp işidir. Et-tasdiku bil kalbi. Bil akli değil, bil lisan değil, bil kalbi. Kalp ile tasdik. B şıkkı nokta nokta nokta. Allah. Es-sucudu Allah, el-ihlasu Allah, el-istislamu Allah veya el-istislamu lillah. Burasını lillah diye okumak da mümkündür. İstislam ise teslim olmak demektir.
Yani el istislamu lillah diyeceğiz buna. Allah, Müslümanlık Allah'a aittir. Teslim olmak Allah'a aittir. Başkasına teslim olmak yok. T'de ahkamu nokta nokta. Ahkamul vakfi, ahkamul dini, ahkamul islam. Ahkamul islami, İslam'ın hükümleri. Ahkamul dini, dinin hükümleri. Ahkamul vakfı, vakfi, vakfın hükümleri. Bunun için hepsini söylemek mümkündür yani. Bir vakfın hükmünden bahsedebiliriz. Böyle bir şey söz konusu. Vakfın kuralları yani, mesela vakıf kurmanın kuralları olarak algılanabilir ama konumuzda hiç bilgisi yok. Ahkamu dini, dinin hükümleri. Böyle bir cümle kursan, bu cümle değil gerçi de, böyle bir terkip kursan bu da yanlış değildir. Ahkamul İslami, İslam'ın hükümleri demek doğru olacaktır. Çünkü İslam'dan bahsediyoruz. Sonuncu şık el imanu bi, el imanu bil kalbi, el imanu billahi, el imanu bin nebiyyi. El imanu bin nebiyyi, nebiye inanmak diyebiliriz. Ve el imanu bil kalbi, kalp ile inanmak. Bunu da diyebiliriz. İkisi de olabilir. İlle şu olacak diye bir şey değil. Parçaya geldik. İkra en nassa el ati, aşağıda yer alan, aşağıda gelen parçayı oku. En nas parça. El İslamu, İslam nedir peki? Hüve o İslam, el istislamu lillah, Allah'a teslim olmaktır. Ve daha nedir? El ihlasu fi ibadetihi, kişinin ibadetlerinde ihlaslı olmasıdır. Yani samimi olmasıdır. Allah'a olan ibadetlerde samimi olmaktır. Vel ihtikamu ila dinihi, dininde de ihtikam etmektir. El ihtikamu. İhtikam her konuda başvurmaktır. İlâ dinihi, Allah'ın dinine, Allah'a olan ibadetlerde samimi olmak, Allah'ın dinine de ihtikam, her konuda başvurmak. Vel irtibadihi, ilâdan dolayı artık kelimeler mecrur bitiyor. İlâ dini, ilâ irtibadi şeklinde. Vel irtibadihi, İrtibadihi bağlı olmaktır. Bil fitrati işten. La yehtacu ihtiyaç duymaz. Ney? O İslam ihtiyaç duymaz. O din. İlâ ikrahi ehedi aleyhi. Hiçbir kimse üzerine baskı kurmayı gerekli görmez İslam dini. Yegûrullâhu fil Kur'anil kerimi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. La ikrahe, zorlama yoktur. Fil dini, din noktasında. Yani dine girin, Müslüman olun diye bir zorlama yoktur. Kat şüphesiz ki tebeyyene, iyice beyan olmuştur, ortaya çıkmıştır. Aşikar olmuştur ki, ne aşikar olmuş? Er rüşdü minel gayyi. Doğruluk sapıklıktan, yani gay sapıklık, yanlış yol. Er rüşd ile er rüşd ise doğruluk, doğru yol demektir. Doğru yol sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Ortadadır. Barizdir. Dolayısıyla zorlamaya gerek yok. Bakara suresi 256. ayet. Fakat şüphesiz ki beyyine, iyice beyan etti. En nebiyyü, nebi aleyhisselam. Şurada sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Neyi beyan etti peki? Erkanel islami bi kavlihi. Şu kavli, şu sözüyle, birazdan gelecek olan sözüyle İslam'ın rükünlerini açıkça beyan etmiştir Peygamberimiz. İslam'ın rükünlerini diyor, dikkat edin, şartları demiyor. İslam'ın şartları adlandırması, o başlığı atmak hatadır. İslam'ın rükünleri demek doğrudur. Nedir peki o cümle? El İslamu, İslam nedir? En teşhede, şahitlik etmektir. Neye? En la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Daha nedir peki? En şüphesiz ki Muhammeden, Muhammed aleyhisselam nedir? Rasulü, Rasulullah, Allah'ın Rasulüdür. Ve tukibel İslam daha nedir? Ve tukimes salati, ve namazı kılmaktır. Ve tukimes salate, dedim galiba. Ve tuqime es-salate, ve namazı kılmaktır. Aslında namazı kılmandır, senin kılmandır. Yani tuqime, burada ne var? Ente var. Gizli bir ente, faildir. Senin kılmandır.
neyi? Es-salate, namazı. Salat meful olur burada. Ve tu'tiye, zekat, ez-zekate, ez-zekatı vermendir. Ente, senin. Ente yine gizli faildir. Ez-zekat meful bir olmakta. Ve tesume, yine ente var burada. Tesume ente. Ramazane, senin Ramazan orucunu tutmandır. Ve tehucce elbeyte, ve beyti yani Kabe'yi hac etmendir. İn şayet istada'te, güç yitirirsen sen ileyhi, oraya sebilen, yol bakımından oraya gücün yetiyorsa, bu durumda orayı hac etmen de yine İslam'ın rükünlerinden birisidir. Ehrecehu muslimun fil imani, İman bahsinde Müslim hu o hadisi, yani şimdi okuduğumuz hadisi tahric etmiştir. Tahric etti ne demek? Ehrece çıkardı demektir esasen. Harece çıktı, ehrece çıkardı. Adeta bir bardaktaki suyu bir kuyudan çıkarmak gibi. Yani bu suyun kaynağı nedir? Nereden geliyor? Felanca kuyudan çıkarttık. İşte ehrecehu. Bu hadisin kaynağı nedir? Bu hadis nereden çıktı? Nereden geldi günümüze? Ehrecehu Müslim. Onu Müslim çıkardı. Yani onu Müslim tahric etti. Yani Müslim bu hadise ev sahipliği yapıyor. Nerede peki? İman bahsinde. 8 numaralı hadiste iman bahsinde Müslim bu hadise yer vermektedir. Yani ehrecehu o hadise yer veriyor. O hadise kaynaklık yapıyor da diyebilirsin. El imanu. Peki İslam'ı anlattık burada. İslam nedir? Terim olarak anlatıldı. Peki el imanu. İman nedir? Ve o iman nedir? Et tasdiku. Tasdik etmek, onaylamaktır. Ama iyice, yani tefail babından geliyor bu. İyice onaylamak. Yani el cazimu. Kesin olarak. Kesin, yani bir şüphe yok. Emin olarak. El cazime emin de diyebilirsin. Emin olarak tasdik etmektir. Billahi, Allah'ı tasdik etmek. Kişi %100 emin, yani Allah Celle Celaluhu diye bir varlık mevcuttur. Billahi ve melaiketihi, onun meleklerini kesin olarak tasdik etmektir. Hep buraya bağlayacağız şimdi. İman nedir? Kesin olarak, emin olarak tasdik etmektir. Daha neyi? Ve kütübihi, ve Allah'ın kitaplarını. Kütübihi hi zamiri kütübillahi, yani Allah'ın kitaplarını. Ve rusullihi, ve onun, yani o Allah'ın peygamberlerini. Ve daha neyi peki tasdik etmektir? El yevmil ahiri, ahiret gününü. Yevm, gün, ahir, son, sonuncu gün. Yani öldükten sonra dirileceğimiz o sonuncu gün. Daha neyi tasdik etmektir? Vel kazai, ve kazayı tasdik etmektir. Vel kaderi, ve kaderi, kader ve kazayı tasdik etmektir. Hayrihi ve şerri, hayriyle de şerriyle de kaderi de kazayı da kesin, emin olarak tasdik etmektir. Fakat şüphesiz ki seele sordu Cibrilu, Cibril sordu Ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize sordu. Ve ardından şöyle dedi: Ehbirni anil iman, bana imandan bahset diye buyurdu. Bunun üzerine peygamberimiz de fekale şöyle cevap verdi: En tu'mine billahi, Allah'a inanmandır. Ente yine fail olur burada. Ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve levmil ahiri, ahiret gününe, peygamberlerine, kitaplarına ve meleklerine inanmaktır. İnanmandır, senin inanmandır. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerri, hayrıyla şerriyle kadere inanmandır. Az önceki şey hadis, o versiyonu gelmiş oldu. Burada kendisi anlattı. Ardından peygamberimiz ile Cebrail aleyhisselam arasındaki diyaloğu yer vererek bizzat hadis metnini verdi bize. Ehrecehu el-Buhariyyu. Buhari bunu ehrece yaptı. Yani ne demek? Ehrecehu bu hadis. Okuduğumuz hadise ehrecehu el-Buhariyyu. Buhari bu hadise ev sahipliği yapıyor. Bunu tahric etti. Tahric etmek kullanılır. Kullanılan kavram budur. Kastedilen şey bu hadis Buhari'de geçiyor yani. Fil iman, iman bahsinde 50 rakamlı hadis diyor. Rakam diyor onlar ama biz 50'ye rakam diyemeyiz biliyorsunuz. Yani 10 ve yukarısı rakam değil, sayıdır. Dolayısıyla 50 numaralı sayı diyebiliriz. 50 numaralı hadiste yer alıyor.
Müslim de bunu iman bahsinde tahric etmiştir. O da 9 ve 10 numaralı hadise buna yer vermiştir. Dolayısıyla hem Buhari'de hem Müslim'de bu hadis geçtiği için bu hadise ne denilir? Müttefekun aleyh denilir. Yani hadisin sıhhatine dair ittifak edilmiştir. Ellem tera keyfe varaballahu meselen kelimeten dayibeten ke şeceratin dayibetin esluha thabitun ve fer'uha fissemâ. İbrahim suresi 24 numaralı ayet. Ağaç resmi de koymuşlar çünkü şecara, ağaç kelimesi geçtiği için. Peki burada ne anlatılmıştır? Ellem tera, sen görmedin mi? Keyfe, nasıl? Varaballahu meselen, yüce Allah misal verdi. Burada varabe kelimesi misal, örnek vermek. Allah örnek verdi. Mesela bir örnek verdi. Nasıl bir örnek? Kelimetin, bir kelime. Öyle kelime ki dayibetin, hoş, güzel. Ne gibi? Ke şeceratin, bir ağaç gibi. Öyle ağaç ki dayibetin, hoş, güzel. Esluha, onun aslı yani kökü sabitun, sabittir. Ve fer'uha, ve onun dalı ise fissemâ, göktedir, semadadır. Kale et-tahaviyyu, et-tahaviyyu, İmam Tahavi şöyle demiştir. El-imanu, hıve, o iman nedir? El-ikraru bil-lisani ve tasdiku bil-cenani. Bunu ezbere bilmemiz gerekir. İmam Tahavi imanı tarif ediyor. İman ne demektir? El-ikraru bil-lisani ve tasdiku bil-cenani. Öğretmeniniz %99 bunu soracaktır. Yani diyebilir, imanın Arapça, Türkçe tarifini yapınız. Hemen bunu yazmanız gerekir. El-ikraru bil-lisani ve tasdiku bil-cenani. El-ikrar, söylemek, ifade etmek. Dilinle ifade etmek. Ne ile? Bil-lisani, dil ile. Dil ile söylemektir, ifade etmektir. Daha nedir peki? Et-tasdiku, onaylamaktır. İnanmaktır yani. Bil-cenani, kalp ile. Cenan, kalp demek. Ne demektir? Demek ki iman nedir? Kişinin içerisinde tasdik etmesidir. Neyi? Dil ile söylediğini. Dil ile Yüce Allah'a inanıyorum, gönderdiği dine inanıyorum, kitaba, peygamber vesaire. Gönderdiği dine inanıyorum diyecek, ama bu dediğine kendisi inanıyor olması gerekir. Kalbi bunu tasdik etmeli. Kalbi tasdik etmese ne olur? Kişi münafık olur. Münafıktır o zaman. Peki İmam Tahavi böyle diyor. İmam Tahavi kim? Akaid sahasında, hatta tefsir sahasında da son derece önemli, dikkat çeken bir alim. Bu tabir nerede geçiyor peki? Şerhu el-akide et-tahaviye li-ibni Ebil-İz el-Hanefi diyor. Esasen bu tanım Akide-i Tahaviye denen kitapta geçiyor. Ama ne diyor? Şerhinde geçiyor yani. İmam Tahavi'nin Akide adlı kitabının şerhi. Kim yazmış bu şerhi? Ebil-İz yazmış. Hanefi diye de lakabı varmış. 314 numaralı sayfada bu geçiyormuş arkadaşlar. Ezbere bilelim iman nedir. Bu tanımın çok önemi var ama. Yani konum şu an benim akaid değil. Olsa daha uzun konuşurdum. Akaid dersine giren öğretmenin bu konuyu iyice açması gerekir. İman nedir budur? Yani mümin kimdir? Mümin aynı zamanda kalp ile tasdik, dil ile ikrar edene mümin denilir. Burada ne var? Burada dikkat ederseniz ve amelun bil erkan demiyor. Yani kişinin bedeniyle amel etmesi de imana dahildir demiyor. Yani namaz kılmayan birisi Müslümandır. Oruç tutmayan birisi Müslümandır. Olabilir yani. Zekat vermeyen birisi Müslüman olabilir. Çünkü mümin olmanın şartı değil bu. Müslüman olmanın şartı değil. Mümin olmanın, Müslüman olmanın şartı dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Bundan ne anlamalıyım yani? İbadet etmek emir değil midir? Emirdir, ama bu emri inandığımız halde tembellik gerekçesiyle ara sıra yapamıyor olsak bile, bu kişi Allah'a inandığı sürece, peygamberin din diye getirdiği her ne varsa onları dil ile ikrar, kalp ile tasdik ettiği sürece o kişi nedir? Mümindir. Bu önemli bir tanım. Daha uzatmıyorum artık bununla alakalı yorumları. İnşallah öğretmeniniz daha geniş anlatır.
5 demiş. Ecib cevap ver. Neye? Anil es'ileti sorulara cevap ver. Müsta'inen bin nasıl parçadan yararlanarak cevap ver. Yani tamamen kafandan da bir cevap oluşturma diyor. Ma el hikmetu, hikmeti nedir yani, ne hikmeti vardır? Min men'i ikrahin nasi alel islami, insanları İslam'a zorlamamanın hikmeti nedir? Beşik, ma tariful imani, imanın tarifi nedir? Az önce geçti zaten, birebir yazılır. Nasıl yazılır? Aynen şöyle, el imanu, parantez arasında ne varsa o yazılır, tamam. Sonuncu soru, ma hukmu, hükmü nedir? Men o kimse ki eta bit tasdik bil kalbi dune lisani, lisan ile değil de, lisan hariç, dune değil hariç demek, olmaksızın demek, lisan olmaksızın yalnızca kalp ile tasdik etmenin hükmü nedir diyor. Eğer mümin olmanın şartı bu ikisi ise, biri eksik olursa o kişi ne olur? Mümin olamaz. Ama bu şart üzerine birazdan konuşuruz. Şimdi ne diyor? İslam'a insanları zorlamamanın hikmeti nedir? Hikmeti şudur arkadaşlar. Hikmetini şöyle açıklayabiliriz. Tariften çıkar bu. İman neydi? Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Sen birisini zorlasan bile, ne kadar zorlasan, zorla yani tehdit etsen de, en fazla ne olur? Dil ile ikrar eder. Evet, ben Müslüman oldum, Allah'a inanıyorum der. Ama kalp ile tasdik var mı yok mu, bunu nereden bileceksin? İçinden yani Allah'a inanmıyor, belki bize sayıyor yani, artık hakaret ediyor, küfür ediyor. Ama diliyle evet evet ben de Müslümanım diyor. Müslüman olur mu? Olmaz. Çünkü iki parçanın yani iki şart var burada. A şıkkı, B şıkkı. A şıkkı lisan ile ikrar, B şıkkı kalp ile tasdik. Kalp ile tasdik etmediği sürece sen ne kadar zorlarsan zorla Müslüman olamaz o kişi. Dolayısıyla zorlamanın bir faydası yok. Hikmeti bu. Ma ta'riful iman dedik parantez arası. Sonuncu soru ise lisan olmaksızın sadece kalp ile tasdik getiren kişinin durumu nedir, hükmü nedir? Bununla alakalı şöyle denilir. Kişinin dil ile ikrar etmesi, yani ben Müslümanım demesi dünyadaki şarttır. Yani insanların o kişi Müslüman mı değil mi onu bilmesi için şarttır. Aynı zamanda buna bağlı olarak kişi öldüğünde onun cenaze işleri İslam'a göre yapılsın mı, yapılmasın mı? Bu işte dil ile ikrarına bağlı. Bir kişi ben ateistim, ben Yahudiyim dediği sürece, o şekilde o hal üzere ölse, onun cenaze namazını kimse kılmaz yani. Ardından Yasin okuyalım demez. Zaten Yahudiydi, Hristiyandı veya ateistti veya farklı bir din, işte Cainizm gibi. Bu kişi için bunlar yapılmaz. Ama diliyle ben Müslümanım diyen, o şekilde ölen birisi için İslami hükümler uygulanır, yıkanır, kefenlenir, ona göre gömülür, namazı kılınır. Demek ki dil ile ikrar nedir esasen? O kişi Müslüman mı değil mi, insanların bakışını etki yapar. Öldükten sonra ona uygulanacak hükümler onları etkiler. Yoksa kişi diliyle ifade etmese bile sadece kalbiyle Yüce Allah'a bağlı olsa, bu kişi yine de öldüğünde Müslüman muamelesi görecektir. Bu çeşitli kitaplarda anlatılır. Örnek, Diyanet İşleri Başkanlığı 2 ciltlik ilmihal var. Cilt 1'de iman nedir? İmanın şartları nelerdir? İmanın rüknü nedir daha doğrusu? İmanın şartları diye bir şey yok. İmanın sahih olmasının şartı var. O başka bir şey. İmanın şartı diye bir şey yok ama ikisi farklı şey. Burada o anlatılır. Çeşitli kitaplarda da anlatılır. İmanın rüknü nedir? Tartışılmıştır. Farklı görüşler ileri sürülmüştür. Birisi size imanın rüknü nedir dediğinizde, İmam Tahavi'nin ifade ettiğine göre, ki alimlerin çoğunluğu bu görüştedir, ikidir yani. Bir, lisan ile ikrar, iki, kalp ile tasdiktir diye cevap vermeliyiz. Altı, imre el feraha bil kelimeti münasibeti, münasip kelimeyle boşluğu doldur demiş. El imanu hüve nokta nokta bil kalbi. Kalp ile ne? Et tasdigu bil kalbi. Ve nokta 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 bil lisani. Ve yani nedir bu? El ikrar bil lisani. Lisan ile ikrardır. El islamu hüve, İslam nedir? El istislamu lillah. La nokta nokta fiddin la ikrahe fiddini. Uktub cümelen, cümleler yaz. Öyle cümleler ki müfideten, faydalı cümleler. Kafama göre mi yazayım? Hayır.
Müstamilen el kelimat el atiye. Aşağıda yer alan, aşağıda gelen kelimelerden yararlanarak faydalı cümleler yaz. El İslamu hüve el istislamu lillah. Yazabilirsin. El imam, iman nedir? Hemen rüknünü yazabilirsin. Hüve o. Et tasdiku bil kalbi ve ikrar bil lisani. Yazabilirsin. Ardından et tasdik, hüve o nedir? Ne ile olur mesela? Bil kalbi, kalp ile olmaktadır. El ikraru hüve bil lisani. Yazılabilir. İstemi' dinle ile nasıl parçayı sümme sonra ekmil tamamla ile ibaratil atiyet. Aşağıda gelen cümleleri tamamla. Ama ne diyor? Parçayı dinle diyor. Parça nerede peki? Yukarıdaki parçayı mı kastediyor acaba? Seni diyor rava diyor. Rivayet etti. El hadis huve el Buhariyyu. Ehrece tahric etti. Evet, o kişi mesela İmam Buhari neyi? El hadise, hadisi. Hadisel Cibrili diyebiliriz. Cibril hadisini. El-Raculu ellezî kâne yes'elu. El-Raculu kişi ellezî, o kişi ki kâne idi yes'elu, soruyordu en-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. Hı, o kişi kimdi? Cebrailu, Cebrail idi. Yukarıda geçti sanırım. Rattip düzenle neyi? Erkânel iman, imanın rükünlerini düzenle. El-İmanu bil-Kütübi demiş. Kitaplara inanmak. El imanu billah, el imanu rusulihi, el imanu bil kütübi ve rusulihi ve artık diğerleri yukarıda yazıyor zaten, geçmişti değil mi? Tek göstererek devam edelim, tek tek okumayım ben, şurada geçiyordu. Aynen. Ve melaiketihi ve kütübi ve rusulihi, aynen yazılır yani. Melaiketihi, kütübi, rusulihi, el-yevmil ahiri, vel kadai, vel kaderi hayri ve şerrihi. Her biri oraya yazılabilir. 6 tane vardı. Birebir buralara getirilebilir. İstemi' ile nassi merraten uhra. Bir kere daha diyor. Dinle parçayı. Sümme sonra va' işareten, şu işareti koy. Emamel cümleti sahihati, doğru cümlenin önüne. Ve yine var işarete çarpı, çarpı işareti koy. Emamel cümleti illeti fiha hata, hatalı cümlenin önüne de çarpı işareti koy. Eşşehadetani ruknun esasiyyun min erkanil islam. Eşşehadetan iki tane. Şehadeten kelime-i şehadet demektir. Eşhedü en la ilahe illallah bir ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul ikidir. İki tane şehadet, yani şahitlik cümlesidir bunlar. İşte bu nedir? Ruknun, bir rükündür. Esasiyyun, asıl bir rükündür. Neyden bir rükündür bu? Min erkanil İslam, İslam'ın rükünlerinden. O asıl, orijinal bir rükündür diyor. Doğrudur. Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 maddesinden biridir. Yani şu işareti koyabiliriz, doğru işareti. İkinci şık, yecibu gerekir. Ne gerekir? El haccu, hac yapmak gerekir. Yani zorunludur. Ala cemi'il müslimine, Müslümanların tamamı üzerine diyor. Tamamı üzerine olabilir. Mehma her ne zaman kânet zurufuhum. Mehma kânet zurufuhum. Mehma her ne olursa, mehma kânet her ne olursa olsun, zurufum onların şartları diyor. Bu doğru mudur? Değildir. Dolayısıyla hatalı. İn istedâ'te ileyhi sebîle, oraya güç, oraya yol bakımından gücü yetiyorsa zorunlu olurdu. Diğer şık, yebkâ el insânı müminen idâ tareke rüknen münerken rîmâni. İmanın rükünlerinden bir rüknü insan terk etse bile diyor, yine de mümin olarak kalır, mümindir diyor, hatalıdır. İmanın rükünlerinden birini kişi terk etmiş olsa mümin olarak kalamaz. Alel insani, insana gerekir en yu'mine bi'ennellâhe,
Yani inanmak gerekir. Neye inanması gerekir? Bi ennallâhe, şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu, burada ne yazmışlar mesela? Azze ve Celle yazmış. Yukaddiru el hayra, hayrı takdir ediyor. Ve şerru, şer ise yukaddiruhu gayruhu. Yukaddiru takdir ediyor hu o şerri, gayruhu ondan başkası. Olur mu? Olmaz. Bu da yanlıştır. Yani şuna inanmak gerekir diyor. İnsan için şuna inanmak zorunludur. Hayrı Allah takdir eder, şerri ise Allah'tan başkası takdir eder diyor. Bu doğru mudur? Değildir. Hatalıdır. Hayrı da şerri de Allah takdir eder. Yukarıda geçmişti. Vâ'i unvânen münâsiben linnâfsı ellezî istemâ'te ileyhî. Vâ'i koy unvânen, bir başlık koy. Münâsiben, uygun bir başlık. Linnâfsı, parça için ellezî, o ki istemâ'te, sen dinledin ileyhî onu. Az önce dinlediğimiz parçanın başlığı mı yoktu acaba? Burayı mı diyor? Nerede parça var ki? Yani parça diyebileceğimiz ne var? Burada orası için bir başlık olabilir. Belki burayı kastetmiştir. Aşağıdaki parçayı oku demişti çünkü. Ne diyebiliriz? El İslamu vel İmanu. Başlık bu olabilir burası için. Çünkü onlardan bahsetmiştir. Buraya kadar geldik mi? Gelmedik galiba. Yok, geldik. El kavaidu, kurallar. Evvelen evvela, teemmül, düşün. El nasla parçayı, el ati, aşağıdaki parçayı bir oku, düşün. Kale ehbirni an imani, fe kale en tü'mine billahi melaiketi ve kütübi ve rusuli ve levmil ahire ve tü'mine bil kaderi hayri ve şerri sebeka tahricuhu. Onun kaynağı daha önce geçti diyor. La hiv, düşün. El fi'lu, fiil nedir? Şimdi dil bilgisine giriş yapacak. Fiil nedir? Fiil ma o şeydir ki delle delalet etti ala ma'nen, bir mana üzerine. Mukterinin ala ma'nen mukterinin bir zemenin, bir zaman ile bağlantılı, ilişkili bir manaya delalet eden kelime fiil denir. Misalun, örnek. Kale, dedi. Tü'minu, inanır. Ehbir, haber ver. Kale, dedi. Dil geçmiş zaman değil mi? Tü'minu, inanır. Yani inanırsın daha doğrusu. Ente burada fail olarak geliyor. Tü'minu, inanırsın. İnanır. Er, ar, ir, ur. Nedir? Geniş zamandır. Ehbir, haber ver. Ne zaman? Şimdi haber ver. Bu da emir kalıbıdır. Şimdiki zamandır. Dolayısıyla burada ne yapmışlar? Dili zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, hepsine bir yerde örnekte verilmiştir. Zaman manası içerdikleri için, bir zamanla bağlantılı oldukları için, bir zamanla alakalı, bağlantılı, ilişkili olduğu için bu kelimeler nedir? Fiildir. Zıttına örnek ver. Kalemun, kalem. Kalem bir zaman içeriyor mu? Yani dili geçmiş zaman mıdır? Şimdiki zaman mıdır? Geniş zaman mıdır? Değildir. Dili geçmiş zaman için dı, di, du, miş, muş, mişli geçmiş zaman da olabilir. Şimdiki zaman için ne yapabilirsin? Yor dersin. Geniş zaman için er, ar, ir, ur dersin. Bu tür uzantılar alır yani kelimeler. Kalemun, kalem. Kalemde ir, ir, ur yok, di, du yok, yor yok. Veya Türkçeden örnek verelim. Bilgisayar, işte telefon, masa, tablet, kitap, kablo, televizyon, ev, duvar, çimen, ağaç, deniz, taş. Bunlar hep isim. Bunlarda hiç bir zaman içeren kelime yok çünkü. Fiil örnek verelim yani zaman içeren kelimelere. Bakıyor, görüyor, anlıyor veya bakar, görür, anlar veya baktı, gördü, anladı, düşündü, uçtu, kaçtı. Bunlar hep zaman manası içeren kelimeler. Yani bir kelime fiil midir, değil midir? Evvela bu işin mantığını Türkçeden, Türkçe dil bilgisinden biliyor olmamız gerekir. Fiil ile isim ayırt edemiyorsak evvela bir Türkçe kitaptan bunun ayrımını yapalım. Daha sonra Arapçaya gelip aynı mantıkta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sadece ne var? Bir kelime fiil mi, isim mi? Ona baktığında onda göreceğin belirtiler, işaretler de vardır. Bunlar gelecek herhalde. Bakalım.
tedribun, tedrib alıştırma. Va' koy, hatta bir yazı, bir çizgi koy. Tahtel fi, yani fiilin altını çiz diyor yani. Fil nasılat, aşağıdaki parçada bir fiil görürsen, şu an altı çizili olan bu cümle gibi sen de altını çiz gitsin diyor. El İslamu en teşhede. Teşhede fiildir, çiz. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime salate ve tu'tiye zekate ve tesume ramadana ve tehuccel beyte in istada'at eyleyi sebiyle. Tahracı daha önce geçti. Fiil ne var? Teşhede var. Tuqime var. Tu'ti var. Tesume, tehucce, istada'te. İn yok. İstada'te. Bu saydıklarım, şimdi saydığım kelimeler hepsi fiildir. Saniyen ikinci olarak teemmel el cümele el atiyet. Aşağıda geçen cümleleri bir düşünün. Zara zaten renkli yazmış yani fiilleri. Zara, teşhede, se, tu, hakiku. Bu da bir fiil. Eh, bir. Bu da yine bir fiildir. Başka da fiil olarak da yok. Zara Ahmedu Haliden emsi. Zara ziyaret etti. Ahmedu Ahmet Haliden. Halide emsi dün. Teşhedü Türkiye el-ane nümüven. Baştan alalım. Teşhedü sen şahit oluyorsun. İzliyorsun Türkiye. Türkiye'yi el-ane şu anda nümüven. Büyümesini mütesariyen hızlıca. Türkiye'nin şu an hızlıca büyüdüğüne şahitlik ediyorsun. Görüyorsun. Manadan öte bunun fiil olduğunu anlamanız bekleniyor. Setuhakkigu gerçekleştirecek Türkiye, Türkiye nehvaten bir sıçrama. Nasıl bir sıçramaymış bu? İktisadiyeten, iktisadiyeten, iktisadi bir sıçrama, ekonomik olarak bir ilerleme yani. Fil müstakbeli gelecekte. Lahiz, şimdi düşün bakalım diyor. Lil fi'li fiil için vardır. Ne vardır? Selasetu eksamin. Üç kısım vardır. Fiil üçe ayrılır. Üç bölümden meydana geliyor. Bunlar nedir? Hiye o üç bölümde. El mazi. Mazi geçmiş zaman demektir. Türkçedeki yazdı, baktı, kaçtı, anladı, geldi gibi. El muzari'u ve muzari fiil. Muzari fiil hem geniş hem de şimdiki zamanı içerebilir. Vel emr, vel emru ve emir zamanı. Emir de aynen muzari gibidir. Aynı şeyleri, aynı zaman içeriyor. Peki açıklayacak şimdi. Mazi nedir? 1. El mazi. Ma o şeydir ki delle delalet etti, yani mazi fiil. Ala ma'nen fizzemen el mazi. Mazi fiil nedir? Geçmiş zamana delalet eden bir mana içerir kendisi. Yani onun manası geçmiş zamanda olacaktır. Misal, zara ziyaret etti, ziyaret ediyor değil yani. Ziyaret ileride edecek değil, etti. Artık bir saniye önce mi, bir hafta önce mi, bir yıl önce mi hepsini de kapsar yani, geçmiştedir. Vehebe gitti, gidecek değil. Şeribe içti, yarın süt içecek değil. El muzari'u muzari fiil ise ma'u şeydir ki delle ala ma'nen fizzemen el hazri evvel müstakbel. Müstakbel gelecek demek. Hazır ise şimdiki zaman. Demek ki muzari fiil nedir? Gelecek veya şimdiki ve geniş zamana manaca delalet eden fiil çeşididir. Misal teşhedü sen izliyorsun izlersin. İzliyorsun izlersin. Er ar dersin. Veya yor dersin. Şimdiki zaman geniş zaman ifade edebilmek için. Yani hazır. Hazır nedir? Hem şimdiki zaman hem geniş zaman. Peki müstakbel nedir? Gelecek zamandır. Muzari'nin gelecek zamanı ifade edebilmesi için bir takım alametler olabilir. Örnek burada setuhakkiku. Kendisine sin eklenmiş. Setuhakkiku. Gerçekleştirecek. Yani meydana gelecek, ecek, acak ekliyoruz. Gelecek zaman ifade edebilmesi için fiile ecek, acak. Yani şurada olduğu gibi zara ziyaret etti. Gelecek zaman yap. Ziyaret edecek. Vehebe gitti. Muzari yaparsan ne olur? Gidecek. Şeribe içti. Muzari olsaydı içecek. Ecek, acak yani. Yektubu yazar, yazıyor. El emru ma dalla ala talabin fi zaman al mustaqbali, gelecek zamana dair bir şey talep etmek için kullanılan fiildir. Misal
اخبر haber ver. Vaa koy, yerleştir. Uktubu yaz. Ne zaman? Biraz sonra. Veya yarın, bir yıl sonra. Yani gelecekte esasen. O yüzden müstakbel oluyor. Hulasatun nahviyyeti. Nahiv dil bilgisi demek. Dil bilgisinin özeti. El fi'lu şiil nedir? Ma delle ala manen mukterinin bir zemenin. Bir zaman ile ilişkisi olan, yani bir zaman içeren, bir zaman içeren manaya delalet eden kelimedir. Bir manası olacak kelimenin ve bu mana zaman içeriyor olmalı. Ma delle ala mana, bir manaya delalet etmektedir. Öyle mana ki bu mukterinin bir zemenin, bir zaman ile ilişkili, bağlantılı, bitişik. Lil fi'li selaset aksamin, fiil için üç kısım vardır. Hiye el mazi, el muzari'u vel emru. Fiil üçtür. Ya mazi, ya muzari, ya emir olur. Bir şey fiil diyeceksen ya mazi, ya muzari, ya da emir olması gerektiğini de bilmemiz gerekir. Var hattan, bir çizgi koy. Tahtel fi'li, fiilin altına. Fiil cümleleri atiyeti kema fil misal, örnekte olduğu gibi cümlenin altına bir çizgi çek. قال الله تعالى, yüce Allah şöyle buyurdu Celle Celaluhu, la ikrahe fid din, dinde zorlama yoktur. Yani dinde zorlama yoktur derken Müslüman olmayan birisini bulup zorla dine sokma yoktur. Zaten sokmaya çalışsan da geçersiz olur dedik. Yukarıda imanın rükünleri işlenirken buna değindik. Niye? Kat şüphesiz ki muhakkak ki tebeyyene, iyice ortaya çıktı. Ne? Er rüştü, doğruluk, minel gayyi, yanlışlıktan iyice ayrılmış, barizleşmiştir. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم, Rabbinizden gelen hakkı söyle. Kehf suresi 29. ayet. جعل الله الناس يختارون بأنفسهم, yüce Allah insanların seçimini kendisine bırakmıştır. El hidayet ev dalale, hidayeti yani doğruluğu, ev dalale veya sapıklığı, yanlışlığı seçme noktasında yüce Allah insanların seçimini kendisine bırakmıştır. Qalallahu Teala, yani insanlar kendisi seçsin demiştir. Qalallahu Teala, yüce Allah şöyle buyurdu. Kul Allah thumma zerhum. Kul Allah, Allah da thumma, sonra ver, bırak, hum, onları. Qalallahu Teala, inna Allah, şüphesiz ki Allah ya'lemu, bilir. Ve entüm, siz ise la ta'lemuna, bilemezsiniz. Buradaki fiillerin altını çizelim değil mi? Tahtel fi'li. Birincisinde kendileri çizmiş zaten. Tebeyyene demiş. İkide ne var? Kul emri hazırdır. Emir fiildir. Altına çizebilirsiniz. Bununla birlikte kale, kale, kale. Bunlar da fiil. Onu da söyleyelim. T'deyiz. Ceale. Bir tane de fiil bu. Yahtarune. Diğer fiil bu. Kul yine emri hazırdır. Fiildir. Ver. Bu da bir emri hazırdır. Fiildir yani. Ya'lemu fiildir. Ta'lemuna, bu da yine fiil olmaktadır. Ayrıca şurada geçen Galallahu Teala, Teala da fiildir. Te'emmel es-sulara el-atiyete, aşağıda gelen resimleri düşün. Ve va' koy fil-ferai, boşluğa. Ne koy peki? El fi'le el münasibe, münasip uygun bir fiil yerleştir boşluklara. Li tuşekkile cümelen müfideten, şekle uygun, şekil için uygun faydalı cümleler. Yektubu yada'u yeşrabu tezhebu, mesela yektubu yazıyor, nerede var yazmak? Şurada var. Yektubu el muallimu ala sabbura. Sırayla gidelim. Birincisinde ne var? Yada'u koyuyor. Evet. Yada'u el kutube fil hakibeti. Yada'u koyuyor kim? Hüve, o öğrenci. Veya direkt yazabilirsin de. Yada'u aliyun. Ali koyuyor, yerleştiriyor. El kutube, kitapları nereye koyuyor? Fil hakibeti. Çantaya yerleştiriyor. El velidu, çocuk. Minel ke'si, bardaktan ne yapıyor? Yeşrabu, içiyor. Yeşrabu, içiyor. El veledü, çocuk. Minel ke'si, bardaktan. Ne içiyor? El halibe, süt içiyor. Belki de başka bir şey, emin değiliz. Burada yektubu el muallimu, öğretmen yazıyor. Ale sabburati, tahtanın üzerine yazıyor.
El-fetâtu iler medreseti gidiyor bu da herhalde. Yedhebu olsa gerek. Var mı? Varmış. Tedhebu. Bayan olduğu için. Tedhebu gidiyor. Kim? El-fetâtu. Genç kız. İler medreseti okula gidiyor. Va'kul fil ferâgi boşluğa ma uşeki yunâsibuhu minel ef'âli fiillerden oraya uyumlu olanı, uygun olanı, münasip olanı seç, yerleştir. El İslamu en nokta nokta. Ne olabilir? En tu'tiye mi? En tu'ti. En istada'te tesume teşhede. En teşhede. Teşhedeyi seçiyoruz. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. El İslam. İslam nedir? En teşhede. Senin şahitlik yapmandır. Neye şahit olmandır? En la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve enne Muhammeden ve şüphesiz ki Muhammed Aleyhisselam da Resulullah, Allah'ın Resulüdür. Buna da şahitlik yapmandır senin. Ve namaz geçiyorsa tukim kelimesi geçmesi gerekir ve tukimes salate namazı kılmandır. Ve tu'tiye zekate zekatı vermendir. Ramazan kelimesi geçtiğine göre tesume Ramazan diyeceğiz. El beyt geçiyor. Öyleyse tehucce el beyte in istada'te ileyhi sebile. 16. İstehric minel ayeti el kerimeti el ef'al. El ef'ale. Ayeti kerimeden fiilleri seç, çıkar. Sümme sonra sannif, tasnif et. Ha, onları fil cedveri, cedveri uygun yere yerleştir. Gayrallahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ve ca'e min aqsal medineti raculun yes'a kale ya kavmi ittebi'u el murselin. Yasin suresi. İkinci sayfada geçiyor biliyorsunuz. Mazi fiilleri buraya yaz. Muzari fiilleri şuraya. Emir fiilleri de buraya yaz demiş. Kale. Ben buradan başlayayım. Kale mazi fiildir. Teala. Bu da Teala yüce olduruyoruz. Bu da mazi fiildir. Bunu da buraya yazarız. Ca'e bu da mazi fiil. Aksa isimdir. Başında harf-i cer var çünkü. El medineti isimdir. Nitekim eseriyle bitmiş. Racurun isimdir. Temin almış. Sa'a yes'a muzari fiildir. Buraya yazarız. Kale mazi fiil. Ya kavmi bir şey yok. İttebi'u tabi olun. Emri hazırdır bu da. Onu buraya yazarız. El mürselin elif lamlı olduğu için isim olduğunu anlayabiliyoruz. 17. Nakış, münakaşa et. Sadikake, arkadaşınla veya sadiki, bayan olabilir. Bi mefhumil imani. İmanın mefhumuna dair arkadaşınla münakaşa et. Bi hamsi. Bi hamsi cümelin. Beş cümleyle. Tartış. Fikir yürüt. Müstehdimen. Faydalanarak. Enva'el fi'li selaseti. Üç fiilden yararlanarak. Kema fi'l misal. Örnekte olduğu gibi. Hel te'lemu ma'nel islami. Sen İslam'ın manasını biliyor musun? Na'am evet. El islamu huve el istislamu lillah azze ve celle. Vel ihlasu fi ibadetihi. Ona dair olan ibadetler, Allah'a olan ibadetler de samimiyet. Vel ihtikamu ila dinihi. Onun dinine bağlılık. Ahsente. Doğru söyledin, güzel söyledin. Peki ma erkanul islami? Uzkur hali. İslam rükünleri nelerdir? Uzkur söyle. Ha onları li bana söyle. Benim için söyle. Erkanul islami eşşehadetani ve salatu ve zekatu ve savmu ramadane ve haccul beyti limen. O kimse için ki istada'a güç yitirdi, yani güç yitirebilecek ileyhi oraya sebiyle yol bakımından güç yitiriyor. Kaç cümle oldu burada? 4 cümle oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi diyalog konusu sıra sizde diyorum zaten. Hel ta'lemu sen biliyor musun? Burada ne yapmış mesela? Manel İslam demiş. Sen de manel iman diyebilirsin diyecektim ki demiş zaten. Manel İslami. Manel salati diyebilirsin. Naam evet. El iman demiş. Ve demek ki burada ne sormuş ki?
Nam dedikten sonra iman demiş. Hel ta'lemu ma'nel imani. Buraya iman yazacağız arkadaşlar. Çünkü cevapta evet biliyorum dedikten sonra imandan bahsediyor. Demek ki iman sorulmuş. Hel ta'lemu ma'nel imani. Şuradaki kelime var ya el iman. Aynen noktalı yere sağa yazın. Nam evet. Biliyorum yani iman ne olduğunu diyor. El iman iman hı o nedir? Et-tasdîku yukarıda vardı. İmam Tahavi'nin cümlesi birebir buraya yazınız. Ehsente doğru söylediğin güzel söyledin. Ehsenti de olabilir bir bayana hitaben. Ma erkanu nokta nokta. Erkanul iman demiş görüyoruz. O zaman ma erkanul imani. El iman şu kelimeyi yine aynen yazıyoruz. Cevap erkanul iman, imanın rükünleri şunlardır deyip devam ediyor. Buraya da imanın rükünlerini yazıyoruz. İmanın rükünleri nelerdir? İmanın rükünleri yukarıda yine geçmişti. Allah'a, meleklere, kitaplarına yazan 6 madde. Yani imanın şartları diye çoğunluğun bildiği şeyler. 18. madde İkra el-Atiyete el-Kerimete. El atiyete dedim gerçi. El ayetel kerimete. Ayeti kerimeyi oku. Ve va' ve koy. Hükmel münasibe. Münasibe. Münasip hükmü koy. Alel kelimatilleti. Bu kelimeler üzerine ki. Tela ha bi enneha ef'al. Onlar fiil olarak gelmiş. Yani hangileri fiil, hangilerini fiil olarak okuduysan onların altını çiz. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. Bakara suresi 3 demiş. Burada ne yapmış? Ellezine çarpı koymuş. Neden? Fiil değil. Razakna bir fiil olduğu için onay işareti koymuş. Es salat isimdir. Aynen çarpı koyarsın. Yü'minûne fiildir. Bundaki işareti de aynen yukarı yazarsın. Yuqîmûne fiildir. Aynı işaret. Olumlu işaret. Buraya da koy. Mimma isimdir. Min harfi cer. Ma da başka bir harftir. Birleşmiş. Fiil değildir bu. Dolayısıyla şuradaki çarpıdan bir tane de buraya koy. Hakikatul imani. Burası da ikinci bahis. Burada bırakalım.